Selamlar. Bugün duvarımı boyayacağız. Asla bitmeyen bir ev düşünün. Tabii benim üşengeçliğimle de doğru orantıda ilerliyor bazı şeyler biliyorum. Ama olsun. Bu televizyon ünitesinin arkasını daha böyle güzel bir renk yapmak istiyorum. Salon zaten yeterince büyük. Tek bir duvarı boyamam boğmayacak burayı. Aksine daha da güzel göstereceğini düşünüyorum. Zaten çok koyu bir renk değil. Blushing Peach diye geçiyor. 20.047 kodu zaten. Buraya da yazarım size. Jotun'un bir boyası. Ben de internette hatta dairede gördüm. Yalan olmasın. Dairede bir tane evin duvarı o renkti. Kadın söylüyordu. Aa dedim ne kadar güzel bir renkmiş falan deyip aldım. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Şimdi ben tabii bir sürü şey aldım. Onları sizle beraber yerleştireceğiz. Duvarları bantlayacağız ilk önce. Daha sonra yere muşamba sereceğiz. Bu arada Furkan gelecek. Dedim ki gelsin var bir erkek gücü olsun. Tek başıma çünkü bastıramayabilirim belki bilmiyorum. Onunla da girişeceğiz. Bence güzel olacak, tatlı olacak. Bu arada böyle hafif kese kağıdına da benziyor renk ama daha böyle sıcak bir kese kağıdı düşünün. İşte şeftalilik var içinde birazcık tatlı bir renk. Böyle yeşilliklerle falan çok çok güzel duruyor. Bu arada şey yaptıracağım. Salonun dekorasyonunu birazcık değiştireceğim. Mesela oraya çok yeşillik yığdım ama çiçekler gözükmüyor yani. Hani ne olduğu gözükmüyor. Onları ayarlamam lazım biraz da. Ben peteği kapatmak için aslında oraya çiçekleri yığmıştım. Peteği de kapatmayı planlıyorum. Onun ölçüsünü alacağım. Sonra Koçtaş'a mı artık nereye bilmiyorum bakacağım. Oraya güzel bir petek kapatması yapacağız. Böyle mi deniyor bilmiyorum. Petek kapatması da çok acayip oldu ama öyle bir şey yapacağız yani. Girişiyor muyuz gençler? Vallahi bak hayatımda ilk defa üşenmediğim bir gün. Boyayı aldım. Normalde ben boyayı alırım. Haftaya falan başlarım boyamaya. Ama şimdi yapacağız. Evet ilk önce buraları bir kaldıralım. Gördüğünüz gibi bir sürü şey var burada zaten. Bunların hepsini kaldıracağız. Evet tam şu anda üşendim. Ne diyorsunuz bu duruma? Gerçekten üşendim. Ama yapacağım. Başka çarem yok. Bugün olmazsa yarın yapacağım. Yarın olmazsa ondan sonraki gün yapacağım. En azından şimdi yapayım. Furkan'ım da geliyor. Furkan da işten geliyor bu arada. Bayağı yorgun ama zaten büyük işleri ben yapacağım. Merak etmeyin. Ona böyle zor işleri falan diyormuşum. Yok ona küçük işleri vereceğim. Şimdi zaten şunları bir çekelim şuradan. Daha sonra bir süpürürüm zaten orayı bir. Muhtemelen tozludur yani. Şimdi Furkan geldi ama kaçtı. Tamam. Şimdi ben üstleri bantladım bir güzel zaten. Buraları da her şeyi kaldırdım. Şimdi muşambayı sereceğiz yere. Sonra boyayı suyla karıştırıp boyamaya başlayacağız. Geldim. Gel bir selam de ya. Bir hay de be. Hay. Kuşum geldi kucuğum. En yakın arkadaş geldi. Oy kuşumu yerim. Bir tanesi. Başlayalım hadi. Hadi. Oldu mu acık? Gerçekten. Şunları ittir falan. Şunları bantladım. Canım, ben de geç geldim. Ya evet hem de aradan çıksın dedim yani. Uğraş. Çünkü sen gelince başlamamış olsaydım muhtemelen yani oturalım derdim ben. Büyük ihtimalle öyle olur. Öyle olur. O yüzden. Evet. Bir kuşam oldu. Bunu şimdi oraya bantlayacağız. Evet. Yere bantlayacağız bunu da. Nasıl yapacağız? Ne oldu? Nasıl yapacağız acaba? Çok merak ediyorum. Sen bayağı profesyonelsin bu işte. Teşekkür ederim. Gerçekten profesyonelsin. Benim hiç aklıma gelmez böyle filmin. Yok arada bantla falan. Sonra
bunu uçlarını bantlayacağız. İlk önce köşeleri boyasam daha iyi olur herhalde. Sonra ruloyla girişiriz. Şimdi boyanın içine bir bardak su koyacağım. Oradaki adam şey dedi, çok fazla su koyma. Biraz yoğun olsun dedi. Yoksa opaklığı gidiyormuş. Ponçik terliklerimi çıkarıyorum boya olmasın diye. Toilet terliklerimi giyiyorum. Furkan, bunu senin açman gerek. Açacağım şimdi. Tırnaklarımı açamam. Dur şu bıçakla deneyeyim, dur tamam. Var, ben bıçakla açayım. Dur bakayım. Mısır el. Güzel bence, ay. Ay batırdı şimdi denelim ya. Güzel kokuyor. Evet, çok kokmuyor öyle. Kötü kokmuyor. Rengimiz bu arkadaşlar. Çok koyu değil. Bilmiyorum fark olacak mı şu an, biraz tereddütlüyüm. Bir bardak suyumuzu katacağız. Bıçağımı heba ediyorum karıştırmak için. Ay kolum ağrıdı. Şöyle bir rulomuz var. Boya şeysi aldım. Boya tepsisi mi deniyor buna? Ne deniyorsa artık. Aşkım sen yorgunsun. Otur, ben zorlanırsam seni çağırayım, olur mu? Tememe. Tememe mi? Tememe olur. Ama sen de böyle üzülüyor musun böyle çalışırken? Sen sadece bir şeyleri denir bacım, otur. Benim gerçekten çok sakarı olmam peki ya. Hani ciddi manada. Evet. Bayağı mal olmam. Mal demeyelim de. Biraz sakarsınlar şimdi. Bunu buraya birazcık döküyoruz. Poşeleri boyamaya başlayacağız. Poşe. Poşeleri. Sen ne yapıyorsun? Duvar boyuyorum. Salon mu? Salon, televizyonun ünitesinin arkasını boyuyorum. Ama renk çok güzel. Değil mi? Güzel bir renk. Ben de sevdim. Bakayım bir renk. Aa, güzel. Furkan geldi. Merhaba. Boya tutuyor bana. Bana ne diye? Usta olduk. He vallahi ya. Video mu çekiyor musun? Evet. Tamam aşkım, ben seni arayacağım. Sen de müsait olduğunda söyle de arayayım seni. Kızım ne güzel gözüküyorsun. Ay tek o. Ay çok güzel gözüküyor. Bayağı iyi gözüküyor bu arada. Aa, altları bitirmişsin. Evet. Telefonla konuşurken hepsini şak şak yaptın. Aynen. Sen yemeğin geldi. Sen yemeğini ye. Olsun, yarın biliyorum işte. Furkan tutturdu. Duvara bir şey yaz. Duvara bir şey yaz. Duvara bir şey yaz. Duvara bir şey yaz. Yazıldı. Ne yazacağım? Ne yaz? Ne yaz? Kaç? Ya, öğrendiler. Dur fotoğrafını çekelim kız. Nerede kız telefon? Kür. Kür. Kür içindesin. Ya yanımda tutmadı bence. Kür ama. Kür. Ay çok tatlı. Günaydın dostlar. Saatimiz şu anda 10. Dün çok geç bitti. Yani akşam 11'de falan bitti bu arada duvarı boyamamız. Benim sandığımdan daha uzun sürdü. Kuruması için de 1.5 falan beklememiz gerekiyordu. 1.5'ta da uykumuz geldi. Yattık. Şimdi ben ikinci katı atacağım. Gördüğünüz gibi biraz böyle dalgalı oldu. Bu dalgası ikinci katta gidecek diye ümit ediyorum. Ben müziğimi açıp başlıyorum canlarım. Ama rengin güzelliğine bakın ya.
Çok güzel. Yeşilliklerle falan çok güzel duracak. Özellikle o hasırlarla. Hatta onları da çakarız ama bugün değil. Kurumasını bekleyeceğim. Gerçi eve geldiğimde kurumuş olur mu bilmiyorum. Göreceğiz. Bu ara eve yoğunlaşıyorum arkadaşlar. Kendimi eve veriyorum. Bütün depresyonu, o sıkıntılı ruh halini atacağız. Tamam mı? Hadi başlıyorum. Bu arada şöyle bir şey yaptım. Aklınızda olsun yani. Belki de biliyorsunuzdur da ben de bir göstereyim dedim. Yıkamaya üşendim. O yüzden muşambanın içine sardım bunları. Böylelikle kurumamış olacaklar. Bakın nitekim kurumamışlar. Aynen öyle. Günaydın dostlarım. Günaydın. Şimdi gördüğünüz gibi duvarı boyadık. Ve yerleştirmesi kaldı. Bu hafta sonu evde tek başımayım. Karantinamı tek başıma geçireceğim. Uzun bir zaman sonra. Bu hafta sonu kapanıp evdeki bütün işlerimi halletmek istiyorum. Şu an şöyle bir şey yaptım. Dün yine kudurdum, yerimde duramadım çünkü. Sadece bunu yerleştirdim. Şuradan birkaç tane bandı çıkardım. Bitkilerin yerlerini falan da değiştireceğim. Bunları asacağız şuraya. Bakalım nasıl olacak. Şimdi buraları da halledeceğiz. Hadi bakalım bantları çıkarmaya başlayalım. Aşklar, şöyle bir düzenleme yaptım hani duvarda nasıl koyayım diye ama şu an çok güneş geliyor buraya. Neyse böyle bir şey düşündüm. Dur bakalım. Ay çok güneş var. Şu an keşke biri daha olsaydı da uzaktan baksaydı. Burası iyi ya. Hazır mıyız? Ay heyecanlandım. Bakayım uzaktan. Aa güzel durdu. Şöyle asalım diyorum. Bir tık aşağıda dursun böyle. Yoksa bir tık yukarıda mı? Böyle güzel oldu. Bunların da yerlerini işaretleyelim. Evet evet çok güzel oluyor. Yes 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 queen, yes queen. Bu da buraya. Şimdi bir de böyle bir şeyler almıştım. Bunları H&M'dan aldım. Buraya mum koyuyorsunuz, duvar asıyorsunuz. Duvarda mum yanıyor. Çok güzel. Bir de böyle bir ayna almıştım. Acaba bunları da mı oraya assak? Çünkü bunları nereye asacağımı bilmiyorum. Çok beğenerek aldım bunları da. Dur bakalım. Şöyle duralım yine. Yakışıyor mu? Mumluk olmadı. Ayna bir nebze güzel durmuş. Şurada. Yani buradan story çekmelik de güzel olabilir. Hayatımız story vallahi. Bunu buraya. Görüyor mu kız Çağla? Ne olur gör tamam mı? He? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Aynasız daha güzel olduğuna karar verdim arkadaşlar. Aynayı beğenmedim. Kalemi yine nereye soktum acaba? Peki şu yakışıyor mu ya bunların arasına? Mesela bunu buraya koydum böyle. Şöyle falan. Karar verdim. Bu buraya geliyor. Böyle iyi gibi ama ne diyorsun? Anam ne zormuş tek başına şunu yapmak. Ben hayatımda zaten tek başına bir şeylere karar verebilen bir insan değilim yani. Bir de çivi çakacağım için insan geriliyor. Böyle iyi ya. İyi iyi. İyi iyi. Çok beynimi bulandırmaya gerek yok. Milim hesaplıyorum şu an ya. Milim. Çok hoşuma gitti ama. Vallahi çok hoşuma gitti. Bakalım. Allah'ım ne olur güzel geri dön. Güzel güzel. Güzel güzel güzel. Şimdi bir de bu var. Bu cötçük var. Bu cötçüğü de şöyle mi assak acaba? Buna sonra karar versem olur mu? Evet arkadaşlar böyle oldu burası. Bakın bunu buraya koydum. En azından kendini gösterdi. Lambaderemi koydum. Bence daha güzel oldu. Tabi ters ışığa kalıyorsunuz biraz ama. Şu sehpayı buraya aldım. Çiçeği oraya koydum. Yukamı yine oraya koydum. Kesinlikle çok iyi oldu. Yok böyle çok içmesinde. Orası değişti. Orası çok kalabalık duruyordu bence. Şu an bir ferahladı. Halıyı astım. Bence çok güzel oldu. Yani sevdim. Şuradaki havaya uydu yani.
Ay çok güzel oldu. Herkese diğer günden merhabalar. Bu sefer dövme köşesi yaptım. Köşenin tablolarını asacağız. 8 tane tablomuz var böyle yan yana. Onları zaten şurada ölçülerini aldım. Aralarına ne kadar bırakmam gerekiyor? Yukarıdan ve aşağıdan ne kadar bırakmam gerekiyor? Hepsinin ölçüsünü aldım. Umarım yanlış bir ölçü almamışımdır ama doğru aldığımı biliyorum. Bunları çiviyle çakmayacağım. Nerede? Çerçeveleri bunlarla asacağım. Daha önce de kullandım. Hem duvarı delmemiş oluyorsunuz hem de bayağı sağlam oluyor. Tamam, iki tanesi 3 kiloya kadar taşıyor ki bunlar 3 kilo değil. Çerçevelerimiz bunlar arkadaşlar. Çok güzel değiller mi ya? Bu arada evin oradaki havası bambaşka oldu. Buradaki havası bambaşka. Burası bir köşe gibi ama hani evden bağımsız bir alan gibi. O yüzden yine de yakışacağını düşünüyorum. Çünkü bunlar da biraz vintage duruyor. Zaten vintage çizimler bunlar da. Sailor Jerry'nin çizimleri. Bunlar eski stüdyomda vardı. Kıyamıyorum, ne yapayım? Tamam, şimdi ben yerde bunların hangisi hangisinin yanında dursun ona bakacağım. Çünkü bazı çizimlerde küçük küçük tasarımlar var. Bazılarında büyük büyük. Onları yan yana yapalım. Ay hapşıracağım galiba. Toz oldu. Nice. Böyle oldu arkadaşlar. Evet. Şimdi bunları birbirine böyle kilitliyorsunuz. Yalnız tam almışım biliyor musunuz? Ben bunları önceden öylesine aldım hani belki kullanırım diye. Helal olsun bana. Tam. Tüyleyince çıt çıt çıt. Şimdi bu uçları çıkarıp oraya takacağım. Kesinlikle cımbızla daha kolay çıkıyor arkadaşlar. Deneyin. Çok yukarıda mı? Yok değil aslında. İyi. Şimdi ikinciyi takıyorum. Set üstleri. Matematiğimin ne kadar kötü olduğunu buradan yine anlayabilirsiniz. Bir tane daha bundan lazım. Bir tane daha lazım. Gidip alacağım. Neyse şunları bir asayım. Ondan sonra. Biraz yanlış ölçü almışım bu arada. Ama yapacak bir şey yok. Keşke bir tık daha aşağıda olsaymış dedim. Üstteki çok üstte oldu sanki. Şimdi aşağıda çok fazla ayrıklık olmasın diye arasını 5 santim açtım. Normalde 20 santim olacaktı. Şurada çok yukarıda kalmasınlar diye. Ya yine güzel duracak bu arada asılınca ama aklıma sıçayım. Ben biliyordum zaten bir şeyi illa yanlış yapacağımı. Talihsizlikler hep bizi buluyor. Arkadaşlar şimdi nasıl gözüküyor? Düzgün gözüküyor gerçi ama şu 1 santim aşağıda oldu ikincideki. Çünkü tavan yamuk galiba. Şimdi şuradan ölçtüğüm 40 santimle buradan ölçtüğüm 40 santim aynı değil. O yüzden 1 santim fark oldu ama çok da sırıtmıyor gibi. Ne dersiniz? Çok büyük bir fark yok. O yüzden çok sorun etmeyeceğim şu anda. Obsesifliğimi ikinci plana atmak istiyorum. Yoksa kafayı yiyeceğim. Ama bence bitince tatlı duracak gibi hissediyorum. Devam ki. Şu an biraz mutluyum. Keyfim yerine geldi. Çünkü tek bant tuttu. Ayrıca çift taraflı bant buldum. Şimdi bununla da birkaç yerine destek yapacağım. Hiç dışarıya çıkıp tekrardan bir şey almama gerek yok. Şu çiçeği de şöyle koyacağım. Aynen. Bakın oraya çiçek gelince oranın yükseklik algısını kırdık. Daha hoş oldu. Şimdi şu son ikiyi de asıyorum şuraya ve bitiriyoruz. Şu aynayı nereye asacağımı bilmiyorum. Şu tabloyu da nereye asacağımı bilmiyorum. Onlar duracak bakalım. Ama böyle güzel oldu. Evet aşklar, kapanışı başka bir günden yapıyorum. Makyajımdan da anladığınız gibi. Şu an ev daha da bir içime sindi. Tam olarak aslında bitmedi bence. Çünkü hala kafamda yapacağım şeyler var. Mesela kilimi oraya astım ya. Şuraya. Kilimi buraya asınca yerim boş kaldı. Ellerim bomboş kaldı. Oraya bir kilim falan almam gerekiyor şimdi. İşte bazı şeyler yine asılacak. Daha hala kafamda oluşturamadım. Ama tek başıma karar vermek de gerçekten çok zor oluyor. O yüzden zevkine güvendiğim bir arkadaşımla beraber bir beyin fırtınası yapacağız. Aa bir de içeriği de yaptım. Dur size onu da göstereyim. Yaptım dediğim de şu çerçeveyi astım işte. Bakın şununla çok uyacak demiştim size. Bunu da buraya tek başıma astım. Ve asma anını iyi ki çekmedim. Çok fena bir haldeydim. Yani onu asmak gerçekten zordu. Bir de bu duvarlar birazcık şey, size demiştim ya delik deşikti diye, yama yapıldı, sıva yapıldı bir şeyler. O yüzden çok sağlam da değil. Çiviyi çakayım dedim, çivi içeri kaçtı falan filan. Böyle problemler yaşadık ama iyiyiz. İyiyiz. Bence güzel oldu. Bakalım daha yapacağım şeyler var tabii ki. Ama şu an hava çok soğuk. Gerçekten kar yağıyor deli gibi ya. Üşüdük be. Neyse o zaman videoyu da burada kapatayım. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen eksik etmeyin. Beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.